Değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Bugün partimizin genel merkezinde çok önemli bir konuğu heyetiyle beraber ağırladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve değerli çalışma arkadaşlarına bu nazik ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Hem partimizin genel merkezine bir hayırlı olsun ziyareti hem de bana ve arkadaşlarımıza, hastalanan arkadaşlarımıza bir geçmiş olsun ziyaretiydi bu. Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve hemen sözü kendisine veriyorum. Buyurun. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkan. Genel Başkan ve arkadaşları bizi güzel ağırladılar. Çayımızı, kahvemizi içtik. Tabii ağırlanmanın ötesinde Türkiye'nin yaşadığı koşullar var. Ekonomi konusunda, sağlık konusunda, dış politikada, eğitimde pek çok sorun görüşüldü, tartışıldı. Karşılıklı düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına Türkiye'nin sorunları konusunda düşüncelerini aktardıkları için, çözümleri aktardıkları için yürekten teşekkür ederim. Deva Partisi siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı. Dolayısıyla henüz kuruluş aşamasında, umarım kısa süre içerisinde gerekli kongreleri yapıp siyaset dünyamızda yerini alacaktır. Kendilerine, çalışma arkadaşlarına yürekten başarı dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü görüşmemizde Türkiye'nin genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişinde bulunduk. Gerçekten ne açıdan baksak ülkemizin insan hakları konusunda, özgürlükler konusundaki sıkıntıları hızla büyüyor. Ve ifade özgürlüğü belki de bu sorunların en başında geliyor. Yani demokrasi dediğimizde tabii sadece seçimden seçime, sandıktan sandığa yürüyen bir süreç değil. Demokrasi aynı zamanda özgür basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil inisiyatifle, meslek örgütleriyle beraber yürüyen bir süreç. Maalesef sivil toplum kuruluşları da başta olmak üzere basın üzerindeki baskılar ülkemizin ifade özgürlüğü üzerinde ciddi bir sıkıntılı ortamı oluşturdu, oluşturuyor. Problemlerini konuşamayan ülkede o problemlere çözüm bulmak konusunda tabii ki güçlük çekiyor. Yargı sistemimiz üzerindeki baskılar malum, hukukun üstünlüğü ilkesi izlenmediği zaman ülkenin anayasası dahi bazen göz ardı edildiği zaman kurallı ve ilkeli bir yönetimden kuşkusuz bahsedemiyoruz. Bir hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Ekonomimizle ilgili sorunlar büyük. Gittikçe de büyüyor. Eğitim, hele hele okullar açıldıktan sonra sizler de izliyorsunuz. Pandemi dönemiyle beraber ciddi sorunlarımız var. Sağlıkla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu sağlıkla ilgili kısmı özellikle pandeminin sağlık yönetim açısından baktığımızda hem güven açısından sorun var hem yönetim açısından sorun var. Yani nereden baksak ülkemiz her alanda ciddi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dış politika da bu alanlardan bir tanesi. O konuda da kısa bir değerlendirme yaptık. Ülkenin itibarı güçlü olmayınca ve yalnız kalınca gerçekten ulusal çıkarlarımız her alanda zafiyete uğruyor ve ülkemiz maalesef kaybediyor. Partimizin kuruluş süreci ve arkasından teşkilatlanma süreciyle ilgili de Sayın Genel Başkan'a kısa bir bilgi verdim. Biliyorsunuz bugüne kadar 75 ilimizde kurucu heyet görevlendirdik. 300'ün üzerinde ilçede kurucu heyet görevlendirdik. İlçe kongrelerimiz bir aydır devam ediyor. İl kongrelerimiz başladı. İki ilimizi tamamladık. Cumartesi günü ben Diyarbakır'da olacağım inşallah. Diyarbakır İl Kongremiz için. Arkasından hemen pazar günde Batman ve Bitlis kongrelerimiz var. Bu şekilde her hafta 2-3 il ile devam edeceğiz ve mümkün olan en kısa zamanda da birinci büyük kongremizi inşallah tamamlayacağız. Evet, ben tekrar bu nazik ziyaret için çok çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle hastalığım sürecinde Sayın Genel Başkan birkaç kere beni telefonla aradı, durumu sordu. Bunun için ayrıca
teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sorusu olan varsa basın mensuplarından birkaç soru alabiliriz. Buyurun lütfen. Bir de sorunuzu bana mı, değerli genel başkanım mı soruyorsunuz? Onu da söylerseniz evet, daha kolay yürür süreç. Bağlaate. Sorum her iki genel başkana da olacak. Muhalefet olarak eleştirilerinizin ilk başında ekonomi geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir dedi. Sorum her ikinize de, o sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Mümin alçak gönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin bu ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlük vardır. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum. Evet, değerli arkadaşlar, hükümetlerin görevi vatandaşlarımızın yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, vatandaşlarımıza mümkün olan en yüksek yaşam koşullarını, en yüksek refah seviyesini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatta bulunmak bir hükümetin görevi değildir diye düşünüyorum. Efendim, sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Doğu Türkistan'a yönelik Çin baskısına karşı uluslararası toplum harekete geçti ve çağrı mektubuna imza attı. Bu imzanın içinde 39 ülke var. Ancak Müslüman yoğunluğu fazla olan ülkeler arasında yalnızca Arnavutluk ve Bosna Hersek var. Onun dışında Müslüman başkentler yok bu çağrıdaki imzanın altında. Ve Türkiye'de bu çağrıya imza atmayan ülkeler arasında. Bununla ilgili yorumunuzu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Uygur halkına yapılan zulmü asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin bu konuda duyarlı olması lazım. Ama madem bu soruyu sordunuz, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erdoğan'a çağrı yapması lazım. Bu anlaşmanın altına imza at diye. Eğer kendisi gerçekten de bütün dünyadaki Türklerin hakkını koruma gibi bir işlev yüklenmişse. Bekliyorum ben. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ali Yağız Baltacı, Kanal B Televizyonu. Benim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Efendim, kurultay konuşmanızda çok ses getiren bir ifade kullanmıştınız. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ifadesi evet. Kullanmıştınız ve bu ifadeniz kamuoyunda ses getirmişti. Ve çeşitli yorumlar yapıldı bu ifadenize. Özellikle Demokrasi ve Atılım Partisi ile yakın gelecekte bir ittifak ihtimal üstünde duruldu. Nitekim parti meclisini oluştururken Deva Partisi ile uyumlu çalışacak bir ekip üzerinde durduğunuz yönünde yorumlar yapıldı. Sizin Deva'ya bakışınız nedir? Böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Dostlarımızla neyi kastettiğimi daha sonra grup toplantısında açıklamıştım. Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, emeklileri, efendim sanayicileri, esnafı, bütün bunlarla birlikte biz iktidar olacağımız vurgusunu yaptık. Elbette Deva Partisi yeni kuruluyor. Dolayısıyla bugün sadece ziyarete geldik. Herhangi bir ittifak görüşmesi ya da ittifak söz konusu da olmadı. Bugün içinde zaten bir ittifak gündemde değil. Ancak seçim satımı haline girersek belki oturulur, seçim yasasında değişiklik yapılmazsa ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Belki o dönem gündeme gelebilir, diğer partilerle oturulur, konuşulur. Ama bugün asıl olan Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakacağımızdır, sorunları nasıl çözeceğimizdir. Dolayısıyla Deva Parti ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Dolayısıyla iki partinin ekonomiye bakışı, eğitime bakışı, dış politikaya bakışı, tarıma bakışı, sağlık sistemine bakışı farklı olabilir. Buyurun. Efendim, benim sorum da her ikinize olacak. Üç ayrı sorum var. Meclisteki sandalye sayısı 15 azaldı ve yeni milletvekilleriyle ilgili de fezlekeler var. İlerleyen süreçte bir ara seçim ihtimali belirir mi? Ve aynı zamanda bu bir genel seçime evrilir mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Diğer bir sorum da dolar 8 liraya dayandı. Ocak ayından bu yana %60 bir artış var. Sayın Bakan ben dolara bakmıyorum diyor ama
Siz doların geldiği bu noktaya nasıl bakıyorsunuz ekonomik gelişmeler ışığında? Son sorum da GATA'da başhekim yardımcısının sosyal medya paylaşımlarından sonra bir tartışma başladı. Gerçi görevden alındı ama o göreve nasıl getirildi? Nasıl yükseldi tartışmaları ışığında bir tarikat yapılanmasından bahsediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanlığı içinde menzil tarikatının yoğun olarak aktif olduğu bu konudaki görüşleriniz. Buyurun. Son sorudan başlayayım ama diğer soruları unutursam tekrar size soracağım. Önce şunu ifade edeyim. Devlette liyakat sistemi çok önemlidir. Liyakatin olmadığı bir yerde İnsanlar bilgileriyle, birikimleriyle, deneyimleriyle değil, başka gerekçelerle belli mevkilere gelirler. Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var. Dolayısıyla oraya kendisine sürekli destek veren kişileri getirip önemli makamlara oturtabiliyor. Bu devletin saygınlığına da, devletin yurttaşa hizmet etmesine de gölge düşürüyor. Bu tür insanlar aynı zamanda kamudan hizmet alırken bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu da görürler. Bunun tanıklarından birisi de, daha doğrusu bunu hep birlikte gördük, birisi de Sağlık Bakanlığı'na atanan bu zat. Kim getirdi, kim götürdü? Üç aşağı beş yukarı hepimizin yakından izlediği bir olay. Dolar tırmanıyor, ondan söz ettiniz. Ben bu konudaki açıklamayı Sayın Babacan'a bırakarak şunu ifade edeyim. Büyük bir ihtimalle Erdoğan'ın söylediği faiz düşerse dolar da düşer demişti. Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden aldılar. Demek ki bu Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden almak lazım. Faizi sıfırlamadı. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi Erdoğan'ın düşüncesine göre. Dolayısıyla bakalım dolar nereye gidecek, ekonomi nereye gidecek, sanayi nereye gidecek, fiyatlar nereye uçacak. Doğru, bir şey pik yapıyor ama gördüğümüz kadarıyla döviz pik yapıyor. Ülke yönetilmiyor, işin gerçeği. Ülke yönetilmiyor. Yönetilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Fakirin fukaranın ne çektiğini Erdoğan bilmiyor. Erdoğan sarayında oturuyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Efendim esnaf perişan vaziyette, çiftçi perişan vaziyette, sanayici geleceği göremiyor. Efendim sanayici yatırım yapamıyor. Türkiye yönetilemez konumda. Bakın bugün Karar Gazetesi'nde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen bir yöneticinin ya da bir iktidar temsilcisinin fotoğrafı var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için. Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Benim ağrıma gidiyor. Bir siyasi rakibim oluyor Erdoğan ama o bir başka devlet adamının önünde para için bu kadar eğilmemeli. Bu benim ağrıma gidiyor. Üçüncü sorun neydi? Ama seçim zaten bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Bu faturanın altından kalkmak bu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye aslında normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir. Evet değerli arkadaşlar, ben de Sayın Genel Başkan'ın cevaplama sırasıyla gideyim. Eğer konu devlet yönetimi ise devlette personel işe alma, üst düzey atama, terfi ise buradaki kriterin sadece ve sadece ehliyet ve liyakat olması lazım. Zaten biz biliyorsunuz mülakat sisteminin tamamen kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mülakat sistemi referansı, eşi dostu ahbabı olmayı ya da iktidar partisinin referansıyla işe girmeyi maalesef sıradanlaştıran bir uygulamayı şu anda karşımıza getirmiş durumda. Ve ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel sisteminin bu ülkeyi her alanda daha da çıkmaza sokacağı, daha kötüye götüreceği çok açık. Birincisi bu. İkincisi piyasalardaki gelişmeler. Biliyorsunuz Merkez Bankası 1 Ocak'tan itibaren, ki veriler eskisi kadar şeffaf değil, eskisi kadar böyle herkesin anlayacağı şekilde yayınlanmıyor. Merkez Bankası doğrudan müdahale yerine kamu bankaları devreye sokuluyor ama
Piyasa analizlerine şöyle baktığımız zaman 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık bir döviz müdahalesi var. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerinden 120 milyar dolarlık bir müdahaleden bahsediyoruz. Ne için? Kuru belli seviyelerde tutmak için ve para politikası yanlış bir yerde dururken kur odaklı bir uygulama ve politika bile diyemiyorum adına, kusura bakmayın çünkü ekonomi politikasından söz etmek mümkün değil. Günlük adımlar, rastgele adımlardan ancak bahsedebiliyoruz burada. Böyle bir tabloda Türk lirasının değer kaybetmesi mukadder. Yani paramızın değer kaybetmesi kötü yönetimin sonucunda gayet işin doğal akışında var. Ve biliyorsunuz yıllarca faiz enflasyonun sebebi dendi. Faizi düşsün ki enflasyon düşsün dendi. Bu Merkez Bankası faiz için bu söylendi yıllarca. Şimdi baktık ki 2 hafta önce Merkez Bankası 2 puan faiz artırdı. Aynı teoriden gelirsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teorisinden gelirsek, Merkez Bankası 2 puan faizi artırınca enflasyon artacak. Peki madem enflasyon artacak, zaten hayat pahalı var, niye siz bu faizi artırdınız? Dolayısıyla tamamen çelişkilerle dolu, tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada bahsediyoruz. Ehliyet, liyakat orada da önemli. Maalesef kurumlar itibarını kaybetmiş durumda, ekonomiyle ilgili kurumlar. Bağımsız olması gereken kurumlar artık bağımsız çalışmıyor. Direkt hükümetin talimatıyla yanlış işler yapıyorlar ve sonucunda da orta dilek yıkılıyor. Şu anda orta dilek yıkılıyor arkadaşlar maalesef. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler. Bir de bu pandemi döneminin de kötü yönetilmesini eklediğinizde gerçekten işsizlik şu anda ülkenin en önemli sorunu. 1 numaralı sorun. Geniş tanımlı olarak işsizliğe baktığımızda 1/3'e yaklaşan, yani tam arkadaşlarımızın hesaplaması %34.8 bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu ve hayat pahalılığı. Yani yeni enflasyon açıklandı. Artık bu enflasyon rakamlarını ben takip etmiyorum. Hiçbir anlamı yok açıklanan rakamların. Ve bir ülkenin, bir devletin açıklanan resmi rakamlarına güven olmaması felaket bir tablo. Güven olmayınca ekonomi olmaz, güven olmayınca istihdam oluşmaz, güven olmayınca yatırım olmaz. Son konu, zaten daha önce de biz açıkladık, yani 2023 yılına kadar anayasada öngörülen seçim tarihine kadar ülkenin ne ekonomik sisteminin, ne finansal altyapısının, ne siyasi meşruiyetinin, mevcut yönetimin siyasi meşruiyetinin devam etmesi, dayanması mümkün değil. Yani er ya da geç bir vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak. Ha, biliyorsunuz ara seçimin kuralları var. Mecliste belli aritmetik oluştuğunda zaten ara seçim gerekiyor, gerekebilir, tercih edilebilir. Bunları biz sadece şu anda 7 ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak biz izliyoruz. Hızlı bir şekilde kendi teşkilatlarımızı tamamlayıp seçimlere girmeyi hak eden bir siyasi parti olmak için çalışıyoruz. İsterseniz varsa son bir soru alalım, ondan sonra kapatalım. Şöyle en arkada sizin sorunuzu alalım, buyurun. Teşekkür ederim. Yol TV. Siz de konuşmanızın başında hukuk devleti vurgusu yapmıştınız. Benim de sorum her iki genel başkana. Adalet Bakanı'nın bugün bir açıklaması oldu. Bahçeli'nin AYM çağrısıyla ilgili. Demokrasi üstünlüğü için her türlü değişiklik yapılabilir dedi. Hem bu konuda yorumunuz ne olacak, hem de konunun meclise gelmesi durumunda tavrınız ne olacak? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Allah aşkına Türkiye'nin gündemine, ya milyonlarca işsiz var, ya milyonlarca işsiz. Devleti yönetemiyorlar. Kime dokunsan ah işitiyorsun. Bunların derdi Anayasa Mahkemesi. Niçin? Gündem değiştirecekler. İstiyorsanız değiştirin, getirin meclise. Getirsinler meclise bakalım. Bahçeli Anayasa Mahkemesi ile uğraşacağına niye Uygur Türklerin hakkını savunmuyor? Neden Erdoğan'a diyor ki şu anlaşmayı imzalamazsan ben bir daha sana destek vermem? Niye diyemiyor? Körü körüne bağlılık olmaz. Deneme sınama yöntemiyle de devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir, bilgi birikimle yönetilir, hukukun üstünlüğüyle yönetilir, insana saygıyla yönetilir. Herkesin işi var mı? Herkesin aşı var mı? Bu anlayışla yönetilir. Her kuruşun hesabı vatandaşa verilir. Bunları tamamen bir tarafa atacaksınız. Anayasa Mahkemesi benim istediğim şekilde karar vermedi. Ne yapalım? Anayasa Mahkemesi'ni değiştirelim. Değiştirin. Zaten bir darbe süreci yaşıyoruz biz. 20 Temmuz sivil darbe süreci yaşıyoruz zaten. Ya değiştiriyorlarsa, güçleri varsa değiştirsinler zaten. Evet, belki kısa bir ekleme yapmam gerekirse,
Bu son süreçte yani hükümet tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da biliyorsunuz şahsen hedef alınarak bir tehdit vardı. Kendi şahsi güvenliğiyle ilgili bir tehdit vardı. Yani bir yüce mahkeme hükümetin içine gelmeyen, istemediği bir kararı aldı diye güvenlikle ilgili o mahkeme başkanının hele hele o konudan sorumlu hükümet üyesi tarafından tehdit edilmesi bu kabul edilecek bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yargımız üst yargı dahil işini yapacak. Hükümet de kendi işini yapacak. Bir sürü problemi var memleketin. Gitsinler o problemleri çözmekle uğraşsınlar. Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla uğraşacaklarına. Dünyada bir sürü problem var. Bugün işte Uygur Türklerinin yaşadıkları insan hakları ihlalleri bütün dünya biliyor. Ama bugünkü hükümet niye hiç konuşmuyor? O konu niye gündemlerinde değil? Bunu özellikle bir incelemenizi, sorgulamanızı ben tavsiye ederim medya mensupları olarak. Son soru dedik ama tercih sizin. Size birkaç soru daha alabiliriz ya da biz kapatabiliriz. Siz nasıl isterseniz. Konuğunuz efendim ya kararı siz vereceksiniz. O zaman şöyle çok kısa olsun arkadaşlar. Tabii. Ya da kaç kişi söz alacak onu bir şöyle bakalım. Bir, iki, o zaman son iki soru diyelim. İlave bir şey almayalım. Buyurun. Haber Global, Selen Yalaz. Efendim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde gözaltına alındı. 2015'te yazdığı bir yazı nedeniyle. Gerçi siz kendisini arayarak telefonla geçmiş olsun mesajlarınızı ilettiniz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gözaltını? Asla doğru bulmuyorum. Asla. Hukuk devletinin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşmak doğal. Ama biz doğal görmüyoruz. Çünkü hukuk devletinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Yargı baskı altında, devletin bürokrasisi baskı altında. Eğer birisi iktidarın hoşuna gitmeyen bir yazı yazmışsa sabahın köründe evi basılır, gözaltına alınır, içeride tutulur. İster gazeteci olsun bu, ister sıradan vatandaş olsun. Bu tür tablolarla maalesef karşılaşıyoruz ve bundan sonra da karşılaşacağız. Murat evet. İde'ye de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek isterim. Evet, bu tam gerçek son soru, buyurun. Benim sorum da her iki genel başkana da olacak. Bugün Kapalı Maraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon. Kapalı Maraş'ın sahil kısmı efendim. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş. Kıbrıs efendim. Kapalı Maraş'ın sahil kısmı efendim. Anladım. Açıldı. Bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkürler. Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar. İki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım. Bunu yapacaklar. Madem Katar'la bu kadar dostsun, Katar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanısın. Diğer dost olan ülkeler var, onlar da tanısınlar. Tanıyan bildiğim kadarıyla sadece Pakistan. Niye diğerleriyle ilgili bir girişim yapılmıyor? Yapılsın. Dolayısıyla ben Maraş'ın tümüyle hizmete açılmasını isterim. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bir bakış açısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya çapında tanınması için bütün dost ülkelerle ilişki kurmasını isterim. Girişimde bulunmasını isterim. Evet değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim son derece önem verdiğimiz ve yavru vatan diye tarif ettiğimiz ilişkilerimizin son derece iyi olduğu ve aynı zamanda uluslararası camiada da sürekli desteklediğimiz, arkasında durduğumuz kardeş ülke ve biz onları tam ülke olarak biliyorsunuz, tanıyoruz, ilişkilerimiz tam. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha çok ülke tarafından tanınması ve nihayetinde bu Kıbrıs sorununa çözüm üretilmesi ancak ve ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün. Yani Türkiye itibarlı olacak, diplomasi gücü olacak, uluslararası ilişkilerde, siyasi ilişkilerde etkili olacak, güvenilir bir muhatap olacak ki Kıbrıs'la ilgili sorunlar masaya yatırılsın, çözülsün ve uluslararası kabul edilmiş nihai bir çözüme Kıbrıs kavuşabilsin. Ancak şu andaki yönetimin genel yaklaşımı tamamen düşmanlıklar üzerinden, taraflaşmak üzerinden. Yani bizim yıllarca dış politikadaki düsturumuz yurtta sulh,
cihanda sulh. Bir de şimdi yurtta ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Bölgede ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Dünyada ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Şimdi atılan bazı adımları da bu perspektiften görmek lazım. Ama ben Kapalı Maraş bölgesini bundan 2 sene önce ziyaret ettim. Ailemle beraber gezdim, dolaştım. Gerçekten orada çözümsüzlüğün getirdiği tamamen harap olmuş bir tablo söz konusu. Kıbrıs Adası'nın çok güzel bir sahili, güzel bir bölümü. Zaten bir zamanlar biliyorsunuz Beyrut ve Maraş, yani iki önemli turizm merkeziydi Doğu Akdeniz'de. Çok güzel zamandaki o yıllarda yapılmış, 60'lı yıllarda yapılmış, 70'li yıllarda. Muhteşem konaklama tesisleri var, altyapı var. Hiç girilmemiş ama o altyapı tamamen yani adeta şu anda çökmüş durumda. Dolayısıyla Kapalı Maraş bölgesinin bir şekilde ekonomik olarak da siyasi olarak da kazandırılması ve aktif hale getirilmesi lazım. Tabii keşke bu topyekün bir çözüm içerisinde, adayla ilgili topyekün bir çözüm çerçevesinde yapılabilse ama kısa vadede de böyle bir şey olmayacağı için biz de şu anda gelişmeleri yakından izlemekle yetiniyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hem Sayın Genel Başkan'a, değerli konuğumuza ve beraberinde ona eşlik eden değerli arkadaşlarına, Genel Başkan Yardımcılarına da bu ziyaretler için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ve sizlere de başarılar diyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.